Amasya Spor Salonu'ndan yeniden herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Elif Ünal. Kadınlar Salon Süper Lig 2. etap 4. gün ve 2. maçlarla sizlerle birlikteyiz. Yani günün 5. karşılaşmasına başlıyoruz. Bu maç Gaziantep Doruk, Gaziantep Polis Gücü bir Gaziantep derbisiyle sizlerleyiz. İki takıma da başarılar diliyorum. Hokey TV izleyicilerine keyifli seyirler. Şöyle bir isterseniz, takımlar artık seremoniye doğru çıktılar sahaya. Kadrolardan bahsedelim ve Polis Gücü'yle başlayalım. Polis Gücü'nde 1 Burcu Öztekin, 3 Asmin Güngör, 4 Nursena Yılmaz, 5 Emine Çelik, 6 Ece Şahiner, 7 Yeter Çelik, 9 Fatma Songül Gültekin, 10 Meryem Oymak, 12 Fatma Nurçil, 16 Perihan Çınar, 18 Arzu Avşar ve 31 Şengül Kaya. Antrenör ise Yusuf Kasım. Şu anda da Doruklu oyuncular ekrandayken onların kadrolarına geçelim. 1 Nurhan Gül, 2 Rabia Uysal, 3 Ayşenur Koncuk, 5 Bahar Aslan, 7 Aysun Epengin, 8 Rojda Durmuş, 9 Tuğba Elgay, 10 Dilek Erdin, 11 Emine Naz Elbay, 12 Berfin Epengin, 16 Emine Buse Şahin ve 17 Fatma Akar, antrenör Gökhan Gül. Sizlerde bir sıkıntı var. Ne olduğunu bilmiyorum. İki tane ayarlasana gerek. Karşılaşmanın sağ hakemleri Mahmutcan Çilkız ve Sultan Bulut, yaz hakemi Çiğdem Emin, süre hakemi Sena Nur Üsküplüoğlu, rezerv hakem Muhammed Sefa Serçe ve baş hakem Ahmet Yılmaz. Bakalım bizleri bu karşılaşmada neler bekliyor. Polis Gücü lider konumda. Sevgili izleyenler, onların 37 puanı var. Gaziantep Doruk'ta İlayda Akbulut'un da olduğunu belirtelim sizlere kadroda. Sevgili izleyenler, Rabia'nın santrasıyla birlikte Gaziantep Doruk mücadeleye başlayacak. Ve mücadele başladı. Gaziantep Doruk paslaşmasını takip ettik. Bahar bu topa yetişemedi ve aslında vurdu ama kaleyi bulmadı bu top. Out. Polis Gücü'nde kalede Fatma Nurçil var. Ece, Yeter, Meryem, Perihan ve Songül altısıyla kadrodalar. Aysun, Bahar, Rabia, Tuğba, Nurhan ve Berfin ise Doruk'un kadrosu. Rabia çaprazdan vuruş. Out. Üst üste iki pozisyonda atak yönüne göre sağ taraftan Gaziantep Doruk takımı Polis Gücü kalesini yokladı. Gaziantep Doruk'unda 23 puan var. Tabi onlar bu maçı kazanıp ardından yarın da kazanıp 29 puana ulaşabilirler. Ama Alan Yıldızları'nın ise maçını kaybetmesi gerekiyor ki playoff'a çıkabilsin Doruk. Böyle bir durum onlar için söz konusu. Yeter. Tempo 80'in de iki maçı kaldı. Birisi Zonguldak, diğeri ise Polis Gücü olmak üzere ve Tempo 80 lige veda eden takım oluyor. Playoff'ta ise şu anda Polis Gücü, Kırıkkale, Alanya ve Kaltımaz Ransu Ege Yıldızları var. Perihan çok sinirlendi. Gol geldi. İtiraz var Perihan'dan. Perihan oldukça sinirli pozisyonla ilgili. O pozisyonda bu hareketi yapamaz diye itiraz etti. Şu anda da karşılaşmanın hakemi Mahmutcan Çilkız kaptan Meryem'le iletişim halindeydi. Bir daha yaşanması durumunda ise Perihan'a kart geleceğini ifade edildi. Ve karşılaşmada 1-0 Gaziantep Doruk'un üstünlüğü var. Az önce gelen gol ve devamında gelen itirazlardan ötürü de Perihan uyarı aldı. Golü atan isimse
saat. Yağlı çaldı sevgili izleyenler. Bana bak, gitme, gitme, kalma ya. Tamam, kendi gel. Ece'nin pası Meryem. Oyunun yöne göre sağ taraftan Meryem. Pasında Songül. Bu topu kontrol edemedi ve out. İlk gol Doruklu oyunculardan geldi. O golün ardından da Perihan'a uyarı gelmişti. Birazcık orada sinirlendi zaten Perihan'da. Rabia. Pas geriye Nurhan. Tuba Elgay. Songül. Geriden kullanılacak serbest vuruş. Yeter. Sol kılıçı Meryem. Bu topu al. Yeter. Kendini attı sol tarafa paslaştılar. Meryem. Sağ tarafta Ece. Yüksek top. Serbest vuruşu kullandılar. Perihan Çınar. Onun pozisyonuysa faul yaptı Perihan. Serbest vuruş kararı Doruk lehine oldu. Tuğba da paslaştı Nurhan'la. Git 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 git. Songül'ün baskısı var Nurhan. Stini savurduğu için faul düdüğü çalındı. Tuğba. Yeter karşıladı. Bir kez daha polis gücünün hata olacak. Bakalım beraber fırsatını yakalayabilecekler mi derken. Meryem hızlı pas ve top dışarıda. Bahar kenara geldi ve Bursa oyun alanında Gaziantep Doruk'ta. Tuğba Elgay. Rabia'ya perdeleme uyarısı geldi. Serbest vuruş kullandılar. Ferihan. Yüksel top. Zemine ile birlikte Taygay. Pozisyonda penaltı korner kararı geldi. Yerde müdahale de var mı o topa diye. Şu anda içeriye giden topu yükselttiğinin ifadesi de var. Doruk cephesi itiraz ederken. Yeter'le birlikte oyunun yönüne göre sağ taraftan penaltı korner kullanılıyor. Orada enjektördeki topu eliyle değil sitiyle alacak beklenti vardı Doruk'un. Ardından kullanıldı tekrar penaltı korner. Ve bu pozisyon dışarıya çıktı. Korner kullanıyorlar. Tuğba Elgay kenara gelecek ve 7 numara Aysun Epengin oyun alanında. Perihan. Onun pası Meryem'e geçmedi. Nurhan. Rabia. Orta alanı geçtiler. Yüksek top. Nurhan. Ece karşıladı. Rabia. Ayakla müdahalesi var. Perihan. Perihan. Stik kapama kararı geldi.
Rabia. Onun pası. Bu ise onda geç top ve out. Nurhan. Ve out. Perihan'la kullanıldı. Serbest vuruş yeter. Tacı kullanıyorlar. Yeterli kullandılar. Perihan. Son gün. Çaprazdan vuruş. Kaleciden döndü top. Nurhan. Marian. Yeter. Bir sıfırlık skor devam ediyor. Marian. Pasını verdi Ece. Yüksek top beklentisi var. Ve penaltı korner. Diğer taraftan pozisyon ise tekrarını görüyoruz. Berfin de orada sabit blok yaptığını ifade etti ama karar penaltı kornerdi. Yeter hadi. 2 dakika 13 saniye kala penaltı korner kullanıyor. Oyunun yönüne göre sol taraftan. Yeter Çelik. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Songül golle sonuçlandı. 1-1 karşılaşmaya Songül'ün golüyle eşitlik geldi. Fatma Songül Gültekin de en skorerlerde açık ara farkla lider konumda olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Orta kapat Meryem. Git ortayı kapat. Aysun. Git aferin. Ver. Yeter sen de. Yeter Çelik. Çok iyi sıyrıldı rakibinden. Orta alanda geçtiler. Yeter henüz pasını aktarmadı. Perihan. Gel işte, gel işte, gel. Hemen, hemen. Oyunun yönünü açtı geriye Yeter. Songül. Meryem. Yükselterek vurdu. Kaleye düşündü. Ya, ve bu top kornerle devam oyna. Edecek. Oradan olmaz. Sanat seker. Kimse olmayabilir. At seker ya. Yüksek top. Murat. Buse'yi düşündü. Bu top doğrudan dışarıya çıktı. Meryem. Yüksek top. Süreye bak Meryem, süre. Top bizde kalacak. 40 saniye bizde, ondan sonra son 10 saniye. Orta devam et. Yeter Çelik. Orta devam et. Perihan. Ön taraf. Bir kez daha yeter. Orta alandan topu kaptırmamak için yeter. İyi direndi ve o topu kaptırmayarak pasını aktardı ama yüksek top. Yeter'in son güne attığı pas. Rabia. Circle içinden bu top uzaklaştı. Meryem. Solunda son gün. Onun pası ve süre biterken vuruş. Skor 1-1. Karşılaşmanın ilk periyodu tamamlandı. Aradayız, aranın ardından ikinci periyot. Sizlerleyiz.
Altıncı periyotta yeniden sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmada skor 1-1. Rabia'nın ve Fatma Songül Gülçetin'in karşılıklı golleriyle geçirdik İlk 10 dakikalık dilimi ve ikinci periyot başladı Bahar. Ece Songül orta alandan kendisini sağ tarafa attı Songül. Ardından da faul düdüğü çalınmasıyla Songül çevirdi ceza sahası alanı için. Meryem, onun vuruşu, pozisyon devam ediyor. Meryem'le birlikte atak tazeleyecekler. Songül çevirdi orada Meryem. Bir karambol anı ve ardından faul işaret etti hakemler. İşte pozisyonu tekrar takip ediyoruz. Orada Meryem bu pozisyonun ardından faul düdüğü çalınmasıyla serbest vuruş kullanacaklar. Bir nevi Doruk savunması da rahatlamış olduk bu düdükle birlikte. Songül. Perihan. Onun vuruşu, kaleciden dönen top. Kale önünden Tuba Elgay bu topu uzaklaştırmayı başardılar. Penaltı korner. Orada Tuğba Elgay'ın pozisyonunda ayakla müdahale de işaret edilerek penaltı korner kararı geldi. Oyunun yönüne göre de sol taraftan penaltı korner kullanılacak. Adam sana gelsin orada. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Songül ve üstten out. Perihan. Songül. Stik kapama kararıyla serbest vuruş kullandılar. Aysun. Gaziantep Doruk serbest vuruş kullandı. Ardından Aysun. Perihan mücadelesine Perihan pasını aktardı Songül. Avantajı oynattılar Songül. Henüz pasını aktarmayıp kendi gitti çaprazdan vuruşu out. Rabia. Pas geriye Tuğba. Songül'den yüksel top. Çıkışın yükseldiğini ifade edildi ve haliyle de serbest vuruş kararı polis gücü lehine oldu. Yeter. Perihan. Bir kez daha yeter. Meryem'le paslaştılar. Songül. Perihan. Yüksek top ve serbest vuruş. Meryem. Songül. Onun pası Perihan. Kullandılar sağ tarafta yeter. Karşıladı savunma Rabia'yla ama orta alandan geçemediler. Yeter. Yüksek top. Rabia. Yine yüksek top. Rabia. Nurhan. Karşıladılar yeter. Ece. Perihan. Songül. Yüksek top, avantaj devam etti ve out. Rabia. Bu topu kaleciyi önde görüp aşırtarak vurabilirlerdi ama bunu yapmadılar. Mesafe çok güzel. Songül. Meryem.
Korner kararı geldi. Songül. Bas 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 bas. Ece. Yeter Çelik. Bir kez daha Ece. Ve out. Tuğba. Tuğba Elgay. Ece karşıladı onu. Yüksek top. Nurhan. Tuğba. Top kaybı. Yeter. Atakta polis gücü. Songül'ü düşündüler ve out. Meryem. Ondan sonra. Meryem kenarda ve Emine oyun alanında. Yeter. Pas karşıladı Nurhan. Songül. Emine'nin perdelemesi sonucunda serbest vuruş kullandılar ama ardından topu kaybettiler. Ece. Emine. Yeter Çelik. Ece. Yeter Çelik. Penaltı korner. Orada bir tereddütte kaldılar ve ardından penaltı korner kararı geldi. Biz de pozisyonun tekrarını takip edelim. Bu pozisyonu altından gelen karar. Öne geçme fırsatı polis gücü için. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Songül. Kaleciden çıktı top. Korner. Tuğba kenara geldi ve Aysun da Gaziantep Doruk'ta oyun alanında. Yeter. Songül'den önce Nurhan müdahalede bulundu bu topa. Yeter. Pas geriye Ece. Rojda. Ordu kapat Emine. Çabuk oyna. Ece iste Ece. Yüksek top açık alanda olduğu için, kimse çevresinde olmadığı için pozisyon devam etti. Perihan, kaleci ikinci pozisyon ve out. Goller kaçmaya devam ediyor. Gaziantep Doruk karşısında polis gücünde. Ece. Emine. Bir kez daha Ece. Pasında yeter Çelik. Emine. Perihan. Blok kararı geldi. Serbest vuruş kullanılıyor. Orta ekip kapatıyor. Rojda. Rabia. Perihan. Ece. Songül çevirdi Perihan. Songül. Vuramadı. Karşılaşmanın ikinci periyodu tamamlanmasına 1,5 dakikalık dilim kaldı. Rabia. Rojda. Ece karşıladı. Perihan. Pas Meryem.
Onun pası kısa düştü. Bir kez daha Meryem. Yeter. Bu pozisyonu karşıladı. Rabia Uysal. Ortalardan bir kez daha yeterli ataktalar. Yeter Çelik'in pası. Pozisyon devam ediyor. Bu kez Doruk lehine başladı atak. Bahar. Yeter sahanın her yerinde. Penaltı korner. İşte pozisyonu tekrar izleyelim. Burada Yeter'in sağ ayağına çarpıp bu top penaltı korner kararı geldi. Kümelendi Doruk. Bakalım nasıl bir penaltı korner kullanıp öne geçebilecekler mi? İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner derken savunmada Meryem'in City'nin önde olduğu belirtildi. Ve o savunmadan ayrıldı. Oyunun yerine göre sağ taraftan Nurhan'la penaltı korner tekrarlanıyor derken bir dahaki durumda kart çıkacak ve savunmadan bir kişi daha eksildi. O da Yeter Çelik oldu. Kaleciyle birlikte toplamda 4 kişi kaldı savunma. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı. Korner. Üstten out. Bahar Aslan kaçırdı. İşte kaçırılan o gol anı. Şu anda sahada top olmadığı için top istendi. Yeter. Son 20 saniye kaldı ikinci periyodun tamamlanmasına. Skor 1-1. Karşılaşma devam ediyor. İkinci periyotta henüz gol yok. Baskı var. Baskıdan çabuk sıyrıldı da Emine. Ve ikinci periyotta karşılaşmada denge bozulmadı sevgili izleyenler. Skor 1-1. Aradayız aranın ardından. İkinci periyot sizlerleyiz.
Üçüncü periyotta yeniden sizlerle birlikteyiz sevgili izleyenler. Karşılaşmada Dorun Rabia'yla ve polis gücünün ise Songül'le karşılıklı golleriyle geçen bir bölümdü ilk periyot. Ardından ikinci periyotta gol yok ve üçüncü periyot polis gücünün santrasıyla başladı sevgili izleyenler. İki takıma da başarılar diliyorum. Hokey TV izleyicilerine keyifli seyirler. Şu anda Emine ve Perihan ikilisi geride paslaştılar. İkinci periyotta polis gücü sık sık gole daha yakın olan taraftı. Perihan yanında. Emine. Baskı var Muse'den. Perihan. İkinci periyotta çok net pozisyonlar kaçtı. Penaltı korner fırsatındandı. İki takım da yararlanamadı. Yeter. Pas geriye Emine. Son güle gelirken top yüksekti. Rabia. Arkaya bak, blok koy. Arkaya blok koy. Çevirdiği alanda hiçbir takım arkadaşı yok. Yeterli yetiştiler. Penaltı korner çünkü perdeleme var pozisyonda. İtiraz var Perihan'dan. Karar ama penaltı korner. Nurhan'la oyunun yönüne göre sağ taraftan penaltı korner kullanıldı. Tuğba Aygay pozisyon savunmadan döndü. Songül kaleciyle baş başa pozisyonda. Songül ve asfaltta bu top dışarıda. Çok net ve iyi bir pozisyondu. Songül işte peşinde 3 doruklu oyuncu. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon kaçtı. Atsa zaten en golcüler listesinde birinci sırada 65 golü var ama belki de bu zamana kadar anlattığımız en güzel gollerinden ilk ona girerdi diye düşünüyorum. Perihan. Emine. Yeter. Avantajı oynatıldı. Son gol top oynamadı, tutamadı. Emine kenara geldi ve Ece oyun alanında. Meryem. Pas geriye. Perihan. Meryem'den tek top. Ama orada Songül. Ondan önce savunma girdi araya. Bu topsa Rabia'dan dışarıya çıktı. Songül. Durdu. Bir rakistik vurma kart olacak uyarısı geldi. Penaltı korner kararının ardından karşılaşmadı. Şimdi de polis gücü için öne geçme fırsatı. Oyunun yönüne göre sağ taraftan penaltı korner kullanılacak. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner ve ardından yine bir penaltı korner kararı geldi. O noktada bir de sakatlık anı var.
sakatlık yaşayan isim Bahar'dı. Ve şimdi Songül'ün yardımıyla da ayağa kalktı. Geçmiş olsun dileyelim. Çünkü henüz sakatlığı devam edince de sağlıkçı oyun alanına davet edildi. Bu pozisyondan istifade ederek de oyuncularına polis gücünde Yusuf Kasım penaltı kornerle ilgili nasıl kullanılacağı yönünde taktikler veriyor. Diğer tarafta da şu anda Rabia ve Nurhan'sa takım arkadaşı Bahar'ın yanındalar. Ve sakatlığın ardından oyun yeniden hareketlenecek. Sekerek kenara geldi Bahar Aslan. Oyunun yönüne göre sol taraftan yeterli penaltı korner kullanacaklar. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner ve savunmadan döndü top. Circle içindeki pozisyon devam ediyor. Henüz bu top savunmadan uzaklaşmadı sevgili izleyenler. Bahar sakatlanmıştı. Nurhan da Bahar'ın yerine penaltı kornerden sonra oyuncunun girmesi gerektiğini söyledi ve taktik kararıyla birlikte serbest vuruş kullanıldı. Songül avantajı oynattı hakem. Songül son çizgiye inmeden çevirdiği top yüksek. Evet, bir daha avantaj. Arkaya bak Meryem. Avantaj kayboldu. Ve yerinden serbest vuruşun kullanılması işaret edildi. Buse kenara geldi ve Aysun oyun alanında. Bir birlik eşitlik karşılaşmada devam ediyor. Yansıma ile bir deneme. Ve ardından kaleci uzaklaştırdı. Pozisyon devam etti ve ters itik kararı geldi. Tuğba karşıladılar. Kerivan'la serbest vuruş kullanıldı. Nurhan üstünden sekti. Ardından Songül kaleciden dönen top. Oradan müdahalesi vardı Gaziantep Doruk'ta. Berkin'in bir sakatlık anı var. O pozisyonun ardından Berkin şimdi ayağa kalktı. Tuğba yerine de Dilek oyun alanında. Kaleci Berkin'e de durumu soruldu. Ardından karşılaşmada serbest vuruşla yeniden hareketlenmiş oldu. Perihan. Pas hatası. Rabia. Yüksek top mu diye bakıyoruz. Hocam yüksek. Karar yüksek top değil, serbest vuruş. Lehine doğru Rabia. Nurhan. Meryem. Songül var ileride, sağındaysa Perihan var. Perihan topla buluştu. Sorkun içine çevirdi. O pozisyon. Berkin'den dışarıda ve korner. Daha bir adam döndü top. Meryem. Dilek. Songül çevirdi, karşıladı Nurhan. Kale önü pozisyon. Perihan Berkin mücadelesi var.
ve bu pozisyonda sonuç bulamadı. Polis gücü yine etkili geldiler. Rojda. Rabia. Onun pasında Rojda. Bu topa yetişemedi ve out. Yeter. Perihan. Pas Maria. Yeter Çelik. Ece. Bu top ondan yükseldi. Ve bu top da Rabia'dan dışarıya çıktı. 2,5 dakikalık dilimin içine giriyoruz. 3. periyodun tamamlanmasına kısa bir süre kala ilk periyottaki 1-1'lik sonuç henüz bozulmadı. City'nin savurduğu işaretiyle birlikte serbest vuruş verildi. Ece. Yeter. Rabia. Ve bu top da yine dışarıya çıktı. Yeter Çelik, Emine Çelik değişikliği yaşandı polis gücünde. Ece. Maria. Maria. Emine. Songül ve bu pozisyon Emine'nin vurulduğu bölümden serbest vuruş kullanılacak. Ya Berkun'u geçemiyorlar sevgili izleyenler polis gücü ya da çerçeveyi bulmayıp sağa sola gidiyor şutlar. 3. periyodun tamamlanmasına 50 saniye var. Kale önü pozisyon az önce de belirttiğim gibi ya kaçırıyorlar ya da Berfin kurtarıyor. Bu kez Songül kaçırdı. Songül 10 vuruşu kaleci Berfin 2. pozisyon. Devam ediyor Perihan ve penaltı korner. İşte hızlı pozisyonlar bir bir gelmeye devam ederken burada Perihan, Nurhan pozisyonun içindeler ve penaltı korner kararı geliyor. Oyunun yönüne göre sol taraftan kullanılacak penaltı korner. İşaret geldi. Kullanıldı penaltı korner. Perihan ve sonunda o aradığı golü Perihan'la buldular. Karşılaşmada da son 15 saniye kala 2-1 öne geçtiler. Karşılaşmanın 3. periyodunda 2-1'lik skorla birlikte polis gücü son andaki üstünlüğüyle bu bölümü tamamladı. Aradığınız aranın ardından 4. periyotta sizlerleyiz.
Hocam kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim? Maçtan sonra kaç maç var biliyor musun? Sevgili izleyenler, dördüncü periyotta sizlerle birlikteyiz ve karşılaşmanın dördüncü periyodu 2-1'lik skorla Polis Gücü üstünlüğü var. Polis Gücü bir penaltı kornerle birlikte karşılaşmada öne geçmişti. Sevgili izleyenler, bu öne geçişleriyle birlikte de üçüncü periyodu tamamlamıştık. Perihan'ın attığı gol karşılaşmayı önde kapatmalarını sağlamıştı. Rojda, Nurhan, bir kez daha Rojda. Nurhan, herkes geçti top ve dışarıya çıktı. Alt atışında kullanıyorlar. Maria. Pas geriye Ece. Emine. Serbest vuruş kararı. Emine. Sevgili izleyenler. Doğru kullanacak Rabia'yla. Araya girdi Songül. Geçti rakip yaralana. Meryem'in gerisinde kaldı top. Nurhan. Yüksek top. Ve bu top. Korner uyarısı geldi. Korner kullanılmasının ardından paslaşıyor. Polis Gücü Songül'e gel top Rojda'yı geçip ve ardından çevrilen pozisyon Meryem dokunamadı. Fark 1 Polis Gücü üstünlüğüyle devam ediyor. Karşılaşma. Rabia. Yükseldi top ve borttan dışarıya çıktı. İki hakem iletişim halindeler ve serbest vuruş. Doruk'un olacak. Bu maçın ardından da Kırıkkale Gençlik Spor Ege Yıldızları, Kalkınma Ajansı Ege Yıldızları karşılaşması olacak sevgili izleyenler. Meryem. Ece. Karşıladı Nurhan. Bir kez daha Ece. Onun pası geriye yeter. Ters itik. Perihan. Ve diğer karşı tikse Doruk'lu oyuncular yaptı ve serbest vuruş kullandılar. Perihan. Songül çevirdi Meryem. Kaleciden dönen top. Bir diğer pozisyonla Meryem. Golü buldular. 3-1. Bara gidiyoruz.
pozisyon incelenmesinin ardından Meryem'in pozisyonuna ters itik kararı geldi. Buradan ötürü de ağlara giden gol geçerli değil. Skor 2-1 devam ediyor. Polis gücü üstünlüğüyle Meryem'in golünün iptal edilme sebebi de kaleci Berfin'den yükselip top tekrar zemine indiğinde Meryem'in pozisyonunda ters itik kararı geldi. Bundan ötürü de karşılaşma hakemi pozisyonu açıkladı Meryem'e. Ve şimdi karşılaşma Gaziantep polis gücü karşısında Doruk'un vuruşuyla başladı. Tuğba. Uyarılar devam ediyor sevgili izleyenler. Her iki yedek kulübesindeki antrenörlerden bir tarafta Yusuf Kasım, diğer tarafta Gökhan Gül. Yeter. Onun pası Ece. Bir kez daha Yeter Çelik. Paslaştı geride polis gücü. Ece Yeter ikilisiyle. Ters itik kararıyla birlikte. Aysun. Siti kapama kararı geldi. Ve serbest vuruşu polis gücü kullandı. Perihan. Pozisyon, yüksek top. Karşılaşmanın tamamlanmasına 5 dakikalık dilim kaldı. 2-1'lik skor ise devam ediyor. Perihan. Son günü düşündüler. Penaltı korner. Tuğba'nın ayakla müdahalesi var. Penaltı korner kullanacak. 5 dakika 1 saniye kala Gaziantep Doruk karşısında polis gücü ve şu anda skorda da 2-1 üstün taraflar tabii farkı 2'ye çıkararak daha rahat bir 5 dakikalık bölüm geçirmek isteyecekler. Bu saat geldi, yeterli kullandılar penaltı korneri ve Perihan tekrar pozisyonda olacaklar. Songül o noktada Bahar'la mücadelesi. Perihan da Songül'e pas vermesi yönünde uyarıda bulundu. Tuğba. Yeter. Yeter'in pası ardından Nurhan karşıladı. Serbest vuruş. Tabi bu bölümde de Doruk bir an önce beraberliği bulmak için kendi yer alanından çıkmaya çalışacak ama top kaybı yaşadılar. Perihan. Pas Songül. Açıları aldı Berfin. Pozisyon devam ediyor. Yeter. Songül. Onun vuruşu out. Aysun. Meryem. Pas geriye Yeter. Ece. Bir kez daha Yeter Çelik. Circle dışında Perihan ve Meryem vardı. Onlara gelmeden top yükseklik kazandı ve serbest vuruş kararı geldi. Ardından yükseklik kazandı top. Yüksek topla serbest vuruş kullanıyorlar. Buse. Onun vuruşu az farkla dışarıda. Beraberlik kaçtı. Uzun süredir hücumu yoktu Doruk'un. Savunmaya çekilip genelde polis gücünün karşıladıkları bölümdü. Ardından orta bir atak. Çok denetti ama kaçtı. Perihan. Out. Tuba. Nurhan. Ece ile karşıladılar. Perihan. Meryem çevirdi. Perihan. Korner kararı geldi.
korneri kullandı polis gücü. Songül karşıladılar. Songül'ün faul beklentisi var. Rabia. Engellediği için serbest vuruş kararı geldi ve ardından Tuğba Egal. Yüksek top geldi. Her iki tarafta faul bekliyor ama son karar hakemin ve o da polis gücünün lehine verdi. Songül. Pas geriye Ece. Girdiler Sörk'la ve out. 1,5 dakika kaldı karşılaşmanın tamamlanmasına sevgili izleyenler. Polis gücü maçı kazanması halinde puanını 40 yapmış olacak. Ve onlar lider olarak tamamlayacaklar. İkinci etabı da. Meryem. Tuğba, Meryem mücadelesi var. Blok beklentisi vardı Meryem'in. Pozisyon devam etti. Bir dakika kaldı sevgili izleyenler. Yeter. Karşıladılar Tuğba Elgar. Aysun. 16 numara. Kardeleme kararı. Hücumda çoğalabilmek adına kaleyi boşaltmışlardı ama şimdi yeniden Bertin kaleye geçti. Yeter. Onun pası geriye Ece derken yüksek top. Son şanslar artık. 35 saniye kaldı. Kaleyi yine boşaltıp hücumda çoğalacaklar. Bertin kenara geldi ve Aysun oyun alanında. Son 20 saniye bu süreyi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Polis gücünün. Baskıyla birlikte topu kazanırlarsa tehlike ve kazandılar. Şimdi bir beraberlik gelir mi diye bekledik. Ama orada pozisyonunu çabuk kaybedince polis gücü yeniden atağa kalkmıştı. Son 3 saniye. Çok keyifli bir karşılaşmaydı diyebiliriz. Adıma yakıştır şekilde bir derbi oldu. Kazanansa 2-1'lik skorla Gaziantep Doruk arasında polis gücü oldu. Polis gücü puanını 40 yaptı ve lider olarak onlar playoff'u bekleyecekler. Gaziantep Doruk ise 23 puanda kaldı. Onların artık playoff umutları tükendi. Ve biz de bu maçı noktalıyoruz. 2-1'lik skorla iki ekibi de mücadelesinden ötürü tebrik ediyoruz. Birazdan Kırıkkale Gençlik Spor Kaltun Madranso Ege Yıldızları karşılaşması olacak. Bu maçın anlatımında ben Elif Ünal sizlere eşlik ettim. Kamerada Naz Şahingül ve Yalçın Kılıç, rejide ise Bülent Atlas vardı. Tüm ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bir sonraki maç görüşünceye dek hoşçakalın.